Da soralım. Bir yandan da günlerdir konuşuyoruz Sayın Özdemir. Cuma günü yaptığımız yayında da konuşmuştuk. Bir baktık dolar 33 lira seviyesinin üzerine çıktı. Euro hareketlendi, o da 36 lirayı geçti. Ne oluyor derken mevduat faizlerine de tabii gözlerimiz çevrildi. Anladığımız kadarıyla mevduat faizleri bir süre önce düşüşe geçmişti. Şimdi yeniden yükseliyor, daha doğrusu yükseliyor mu? Yükselmeye devam edecek mi? Merkez Bankası toplanacak ay sonunda. Acaba nasıl bir karar verecek? Biz ilk faiz indiriminin ilk olarak ne zaman göreceğiz? Aklımızda pek çok soru var. Ne dersiniz özellikle Temmuz ayının ikinci yarısı için bu anlamda? Merkez Bankası'nın bu ay kesin ve kesin pas geçmesi bekleniyor. Yani Merkez Bankası faizlerle oynama lüksüne sahip değil şu ortamda. Tabii ki özellikle sanayici kesiminden sıraya büyük bir baskı var. Faizleri indir baskısı var. Ben geçen hafta bir bankanın üst yönetimiyle görüştüm bu konuyu. Türkiye faiz indirimine hazır mı? Kesinlikle ve kesinlikle hazır olmadığını söylediler. Evet, Türkiye şu anda daha bir parasal sıkılaştırmanın henüz çok başında. Bakın biz daha mesafe alamadık. Hep burada baktığımız tek bir gösterge var. Nedir o? Merkez Bankası'nın rezervleri. Bakın Merkez Bankası'nın rezervi şu anda artı 13. Peki biz eksi 60'tan artı 13'e nasıl geldik? İhracat yaparak mı geldik? Ne yaptık? Ya da Türkiye doğrudan işte Çinli firmanın yaptığı gibi doğrudan yatırım yaptı da Türkiye'ye bir dolar girişim oldu. Hayır. Türkiye bu rezervi yüksek faizle biraz önce programımızın başındaki gibi 1,7 milyar ya 1,7 milyar dolara biz 7,3 faiz vererek rezerv oluşturuyoruz. Bakın buna çok dikkat çekmek istiyorum. Yani Merkez Bankası'nın şu an sağladığı rezerv bizim rezervimiz değil. Bu borç, bu emanet tıpkı bir dönem swap yapıyorduk ya işte Suudi Arabistan'dan istiyorduk, Katar'dan istiyorduk, Çin'den. Swap'ın farklı bir hali bu. Bakın tamamen borçla oluşturulmuş bir rezerv. Bunun içerisinde çok azı bize ait. Bu nedenle kalıcı bir rezerv değil. Bu nedenle Merkez Bankası henüz faiz indirimi aşamasında değil. O halde ne olacak faiz indirmeyince? Şimdi siz parasal sıkılaştırma yapıyorsunuz ama bir taraftan bakıyorsunuz mevduat faizlerini indirmeye başladığınızı görüyorsunuz. Çünkü bir hafta öncesine kadar mevduat faizleri 42-43'e kadar düştü bazı bankalarda. Ciddi anlamda özellikle kamu bankalarına. Diğer taraftan bakıyorsunuz kredi faizlerinde bir düşüş var. Şimdi bu parasal sıkılaştırma modeline uymaz. Dünyanın hiçbir yerinde hem siz parasal sıkılaştırma yapacaksınız hem mevduat faizini düşürüp hem kredi faizini. Böyle bir model olmadığı için de burada Merkez Bankası, bakın Merkez Bankası halen ciddi anlamda bana göre Mehmet Şimşek'e göre daha başarılı bir gayret içerisinde. Oradaki insanlar ciddi anlamda canla başla mücadele ediyor. Ne kadar başarılı, ne kadar başarısız orası tartışılır. Ama halen o mücadeleyi veriyorlar ve mevduat faizlerinin yeniden yükselmesini sağladılar. Çünkü mevduat faizi eğer yükselirse enflasyonla mücadelede önemli bir adım atılmış olacak. Çünkü ben mevduatıma bakıyorum çok düşük, geriye ne kalacak? Ya dövize yöneleceğim ya tüketime yöneleceğim. Merkez Bankası ikisini de istemiyor. İkisini de istemediği için büyük bir ihtimalle önümüzdeki haftadan itibaren Merkez Bankası yeniden depo alım ihalelerine girecek. Ama bakın bu işin eğer Merkez Bankası çözmek istiyorsa enflasyonu, mevduat faiz sorununu ya da piyasadaki halen o anormal büyüklükteki likidite sorununu çözmek istiyorsa bankalarla oturup bankalara süper bono, bakın bunu konuşmuyorlar ama önümüzdeki günlerin konusu bu olacak. Süper bono. İster enflasyona endeksli deyin, ister süper bono deyin. Bu faizle, yüksek faizle bankaların elindeki likiditeyi çekmek zorunda. İşte bütün dengeleri değiştirecek operasyon bu olacaktır. Peki bunu ne zaman yapacak? Bana göre eğer Eylül'de, tabii ki burada buna Cumhurbaşkanı izin verecek mi? Bu çok önemli. Çünkü Cumhurbaşkanı'nın burada biz halen ağırlığını görüyoruz. Her ne kadar Mehmet Şimşek'e yetki verilmiş gibi görünse de
nihai karar. İşte emekli maaşına bakın. Emekli maaşında bile Cumhurbaşkanı beni bekleyin diyor. Yani ekonomi yönetiminin böyle bir kararı Happy verecek topu 2000 liralık yok. Bir zam için. Valla 2000 mi 1500 mü daha o da kesin değil. İnternet sitelerine baktığınız zaman 10 bin liraya kadar çıkıyor ama tabii ki değil. O ütopik bir şey. Bu nedenle Merkez Bankası'nın önümüzdeki bence tartışılacak konu bu. Süper bono gelebilir. Süper bono halka gelecek mi? Hayır. Süper bonoyu bankalara yapacaklar. Bir, bankaların bilançosunu düzeltip bankaların yeniden karlı bir hale geçmesi. Çünkü bankalar biliyorsunuz mevduatı topluyor ama kredi veremiyor. Bugün en düşük rotatif krediler dediğimiz kredilerdeki taksitli kredi asla vermiyor bankalar. Kesinlikle yanaşmıyor. Rotatif kredi dediğimiz yani değişken faizle yarın faiz yükseldiği zaman yükseltilebilecek kredinin faizi %55-60 bakın bir şirket. Sizin bir şirketiniz var. %60 faizle kredi aldığı an o aslında onu ödemeyecektir. İflasını kabul ediyor demektir. Zaten banka da bunu bildiği için bu krediyi vermiyor ve bankalar şu anda tamamen ücret ve komisyonlarla ayakta duruyor. Siz bankalarda bu sistemin çökmesini istemiyorsanız bankalara rüşvet vermek zorundasınız. Bunun da adı süper bono olacaktır. Önümüzdeki günlerde Türkiye'nin tek gündem maddesi özellikle bu para piyasaları için ne borsa ne faiz süper bono olacaktır. Burada bankalara hem rüşvet verecekler hem o depo alım ihaleleri benzeri para çekme operasyonunu farklı bir boyuta taşımak için. Bunu yaparlarsa biz Eylül'de yeniden farklı konuşabiliriz. Ama şu an için Eylül halen Türkiye için belirsizlik yani duvarın arkasında ne var bilmiyoruz. Neler olacak bilmiyoruz. Ama Merkez Bankası toparlamak gerekirse bu ay hiçbir şey yapmayacak, pas geçecek. Ağustos, Temmuz'dan iyi olacak onu biliyoruz da yani bakanın Mehmet Şimşek'in söylemine göre ama Eylül'ü bilmiyoruz. Ama Eylül, Ağustos'tan iyi olacak mı onu şu an göremiyoruz çünkü işaretleri yok. Evet. Yani Türkiye'nin en önemli sorunu belirsizlik. Bakın yani yabancının Türkiye'ye gelmeme nedeni de belirsizlik. Bu ülkenin eğer iki ay sonrasını biz bu ülkede yaşayanlar, ekonomistler, bankacılar tahmin edemiyorsak işte sorun burada başlıyor. Yabancı niçin gelsin? Senin ülkende 10 yıl bakın mesela şimdi Hindistan Merkez Bankası'nın ben size önümüzdeki bir yıl ne yapabileceğini anlatabilirim. Bulgaristan'ı anlatabilirim, Polonya'yı anlatabilirim ama kendi ülkemiz hatta Fed'i de anlatabiliriz. İşte Fed yıl sonuna doğru bir faiz indirecek. Neden? Biz buradan işaretleri okuyarak. Ama Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nı bilemiyoruz. Türkiye'yi bilemiyoruz. Bu nedenle evet Ağustos Temmuz'dan güzel olacak ama Eylül Ağustos'tan güzel olacak mı, iyi olacak mı maalesef bilemiyoruz. Çünkü o konuda herhangi bir işaretimiz yok. Evet geçtiğimiz hafta...